Burası da Gül Baba Mezarlığı'nın diğer kapısı. Dedem, babaannem. Üvey babaannem. Hepsi burada. Lar. Hepsi buradalar. Burası İskilip'in mezarlığı. İskilip'in Gül Baba mezarlığı. İşte biz de ölünce böyle cesedimizde sağ salim duruyorsa, ki duramayanlar var biliyorsunuz. Yananlar, kaybolanlar, yıkılanlar. Etrafımıza kalan müminler getirecekler. Aynı şu mezar gibi. Mesela toprağı kazacaklar. İçerisini bizi gömecekler, üzerimizi örtecekler. İşte o zaman geriye bize ne kalacak? Sadece amellerimiz. İyi yaptığımız işler. İyi işler yapmışsak ne âlâ. Ama iyi işler yapmamışsak o mezar bizi sıkacak, daraltacak. Ta ki mahşer gününe kadar. O yüzden Allah'ın emrine riayet ede ede yaşayıp ölmeye çalışmamız lazım. Allah'ın rızasına uygun yaşarsak öbür dünyaya, yani dünya aleminden diğer aleme geçtiğimizde Allah bize mükafatlar verecek. Şimdi insanlar birçok alemde yaratılıyorlar, yaşıyorlar. Mesela önce hiç bazılarımızın hatırlamadığı dünya aleminden önceki alem, galubela diyoruz. Sonra anne karnındaki alem, değil mi? Anne karnındaki alemde de biz hiç bir mükellefiyetimiz yok. Bizim hiçbir mükellefiyetimiz yok. Allah bizi yaratıyor. Büyüyoruz ve dünyaya geliyoruz. Galubela'da da bir mükellefiyetimiz yoktu. Ancak sadece dünyada bizim yapmamız gereken Allah'ın emriyle işlerimiz var. Namaz kılacağız, oruç tutacağız, güzel ahlaklı olacağız, yalan söylemeyeceğiz, hırsızlık yapmayacağız vesaire vesaire. İslam ahlakının emirlerini yerine getireceğiz. İşte nasıl diğer alemlerden geldikten sonra tekrar biz o alemlere dönemiyorsak, mesela Galubela'dan geldik, Galubela'ya geri dönemiyoruz. Anne karnından çıktık, anne karnına geri dönemiyoruz. Aynı bunun gibi dünyadan da çıktıktan sonra geri dünyaya gelmek diye bir şey yok. Bitti diyecekler. Yani Allah'ım biz dünyaya gidelim, yeniden güzel güzel ameller yapalım dediğimizde bize diyecekler ki geçti, geçti, bitti. İşte hatta dünyadan sonra da neresi var? İşte kabristan alemi var. Ondan sonra mahşer alemi var diyelim. Sonra cennet ya da cehennem alemleri var. Onların da hiçbirisinde tekrar dönmek yok. Bir alemde yaşanılacak müddet belli. Yaşadıktan sonra geri dönmek diye bir şey yok. Ve sadece imtihan dünyada. Sadece imtihan dünyada, başka diğer alemlerde imtihan yok. Varsa hesap var, varsa mükafat var,
yahut ceza var. Sadece dünyada imtihanlar var, imtihanlar. Şurası benim dedemin mezarlığı, Hacı Ahmet Yabacıoğlu. Dedem iyi bir adamdı, severdim. Cömert, sözünün eri, güzel ahlaklı. Çocukların hepsi namazlı, abdestli, güzel yetiştirmiş bir dedeydi. Nuriye Yabacıoğlu benim babaannem, öz babaannem. Hatta benim göbek adım Nuriye, nüfusta Emine. Yanındaki Nevruz Yabacıoğlu da benim ikinci babaannem. Nuriye babaannem öldükten sonra dedemin evlendiği eşi. İşte İskilipli Atıf Hoca, Nevruz'u babaannemin öz dayısı. Ne demiştik? Her canlı ölümü tadacaktır. Sonra ne olacak? Yeniden dirilecek. Allah cümlemize akıl fikir versin, hesap gününü de idrak ettirsin. Amin.